Üçgenin temel elemanlarını tanıyacağız sizlerle birlikte. Üçgende yükseklik, açıortay, kenarortay bağıntıları ile birlikte devam edeceğiz. Şimdi konumuz, bugünkü konumuz bir üçgenin yüksekliği neresidir veya nereden çizilir? Bakın, bir üçgenin köşesinden karşı kenara veya uzantısına çizilen doğru parçasına biz üçgenin yüksekliği diyoruz. Yükseklik dediğimizde aklımıza 90 derece gelmesi gerekiyor. Şimdi bakın, ABC herhangi bir dar açılı üçgen, yani açılarının ölçüleri 90 dereceden küçük olan üçgenler dar açılı üçgenlerdir. A köşesinden karşı kenara çizilen üçgenimizin, bakın, yüksekliğimiz buraya dik geldi. A'dan çizilen yükseklik HA'dır bakın. B köşesinden çizilen yüksekliğimiz, devam ediyorum bakın, bu HB. C köşesinden çizilen yüksekliğimiz, bakın hemen çiziyorum. C köşesinden çizilen yüksekliğimiz ise HC. Ve bir üçgende yükseklikler birbirleriyle kesişir. Kesişim noktası ortadaki yer. A köşesinden karşı kenara, BC kenarına ait yükseklik HA, AB kenarına ait yüksekliği C'den çizdik HC, AC kenarına ait yüksekliğimiz ise B köşesinden çizdiğimiz HB yüksekliğimizdir. Peki, özellikle karşımıza çıkan bir geniş açılı bir üçgende ne olur? Bakın, geniş açılı bir üçgende üçgenin bu açının ben geniş açı olduğunu biliyorum. Yüksekliğimiz dışarıya, yani bu kenarların uzantısına taşıyor. Şimdi bu ne demek? Bakın, geniş açılı bir üçgende iki tane, bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece ve 180'i geçemeyeceğimi göre ben buraya tekrardan geniş açı çizemem. Bakın, sadece geniş açının olduğu yerden kenarı yükseklik çizilir. Buna HB. Neden? B köşesinden çizilen yükseklik. Bakın, ben bu BC kenarına bir yükseklik çizmeye çalışıyorum. BC'nin uzantısını alıyorum. BC'nin uzantısını, bakın, A'dan indirdim. BC'nin uzantısını, yüksekliğimizi A noktasından çizerim ve buna HA derim. Neden? A köşesinden çizilen yüksekliktir. Şimdi, peki ben AB kenarına çizmek istiyorum. Ama geniş açılı bir üçgen, bakın, içinden çizemem. Hem 90 hem de geniş bir açı olamaz. Hemen bunun uzantısına çiziyorum bakın. Bunun bu şekilde uzantısını devam ettirdim. Buraya çiziyorum. Bak, C köşesinden çizdiğim ise bu yüksekliğimize HC noktası diyoruz. Peki, gelelim bir dik üçgende. Bakın, bir dik üçgende yükseklik nasıl olur? Dik üçgende zaten iki tane kenar birbirlerine dik olarak verilmiştir. Bakın, A kenarından, A köşesinden BC kenarına ait yükseklik belli. Bakın, aslında burası HA'dır. Veya bakın, B'den C'ye. Bakın, aslında burası HB diyoruz. Neden? B'den C'ye çizilmiş bakın. B'den C'ye bir yüksekliğimiz çizilmiş. Peki, bakın, ya da şöyle yazalım. Bakın, C noktasından AB'ye çizildiği için HC diyebilirim. Şimdi bir dik üçgende iki tane yükseklik aynı hazırda veriliyor bize. Bir diğer yüksekliğimiz, bakın, bu 90 dereceden karşı kenara çizdiğim hangi köşeden geliyorum? B köşesinden. Buna da H vereceğim. Bakın, yükseklik nerede işimize yarayacak? Üçgenin alanını bulurken. Bir üçgenin alanı bir taban ve o tabana ait yükseklik ile bulunur. Taban ile yüksekliği çarpıp ikiye bölebiliriz. Geniş açılı üçgende ise ne yapıyoruz? Yüksekliğimiz o kenarın uzantısına taşıyor. Bakın, sanki BC'ye uzunmuş gibi düşünüyorum. BC'ye ait yüksekliği A'dan çizdim. B ve C kullandım. Geriye A kaldı. A'dan çizdim. A, B'ye ait yüksekliği A ve B gitti. O zaman C köşesinden çizdim. Geniş açılı olduğu için dışarıya taşıdım. Şimdi bunlarla alakalı gelebilecek kalıp sorulara başlayalım. Şimdi bir tane kare verilmiş. Karenin alanını karekök gördüğümüzde de bahsetmiştik. Bir karenin alanı verildiğinde kenar uzunluğunu hesaplayacaksak karekökünü alırız. Bakın, karenin kenarını bulurken ne yapacağım? 48'in kare
bakın burası dört kök üçmüş. Peki bize üçgenin alanını soruyor. Bir üçgenin alanı tabanı ile dik kenarını yani yüksekliğini çarp ve ikiye böl. Bakın burada R köşesinden çizdi. Buraya bir yükseklik çizsem. Burası da bakın buradan çizdiğimde bunun bir kenar uzunluğu kadar değil dedim. Bakın burası dört kök üç. Peki biz şunu yapalım. Taban çarpı yükseklik bölüm 2'den, bakın bölüm 2'den alanımızı hesaplayabiliriz. Hemen şöyle hesaplayın, bakın 4 ile 2'yi sadeleştirirsem burada 2 kalır, bakın 2 kalır. 2 kere 4, 8 köklü kendi içerisinde çarpıyoruz. Köklü ifadelerde bakın kökler kendi içinde, kökün çarpı kök 3, 9, bu da 8 çarpı 3'ten benim alanım 24 santimetre kare olarak bulur. Bakın dikkat edin. Hiçbir zaman alanı negatif bulmayız veya kenar uzunluğunu negatif bulmayız. Çünkü uzaklık kavramından bahsediyoruz. Şimdi burada hangi kuralı kullandık? Tabanı ve yüksekliği belli olmak için. Bakın bu şekle baktığınızda ise tabanda bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin köşesine bir tane kare kondurulmuş ve buradaki tarılı bölgenin alanını bize soruyor. Bakın, bir üçgenin alanı için bir defa bu üçgenin tabanı neresi? Onu bulmamız lazım. Bakın, şimdi bu karenin bu kenarı olsa burası da 10'dur, burası da 10'dur, burası da 10'dur. Bakın, 12 burada, 10 da burada. Dikdörtgenimizin bir kenar uzunluğu 22 santim olmak zorunda. 22'nin 8'i burasıysa demek ki tarılı olan kısım 14 müdür? Bakın, dikdörtgenimizin uzun kenarını 22 santim buldu. O zaman buraya 14 santim yazdım. Sonra devam ediyorum. Bakın elimde şöyle bir üçgen var. Bakın şöyle çizmeye çalışıyorum. Şöyle taralı bir üçgen var. Bakın ben burasının 14 olduğunu biliyorum. Tabanı ama geniş açılı bir üçgen. O zaman bunun yüksekliği bakın bunun uzantısına dışarıya taşan bir yükseklik var. O yükseklikte neresi? Hemen görüyorum bak 10 burası. Kısa kenar 9'sa 9 da burası. Yüksekliğimiz 19. Bakın geniş açılı bir üçgenin alanını hesaplıyorum. 14 çarpı 19 bölü 2. Bu işlemi yaptığımda 133 santimetre kare olarak hesaplayabiliyoruz. Bakın alt tarafta da yine bir dikdörtgen verilmiş. Özellikle üçgen alanları bizim karşımıza geniş açılı üçgenlerde çıkar. Bakın bir dikdörtgen verilmiş. Bu dikdörtgenin neresi? Bakın dikdörtgenin çevresi verilmiş. Çevreyi nasıl hesaplıyorum? Hemen düşünüyorum. Kısa ile uzunu topluyoruz. 2 ile çarpıyoruz. Bakın demek ki kısa ile uzunu toplam 15 olsun ki 2 ile çarpımı 30 olabilsin. Bakın 8, 10, 11 ne kaldı buraya? 4 kaldı. Demek ki burası da 4, burası da 11. Bakın bizden istediği taralı üçgenin tabanı burasıdır. Buna ait yükseklik de burasıdır. Hemen ne biliyorum? Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. 32 bölü 2'den 16 santimetre kare olarak bulabiliriz. Bakın burada her iki şekilde farklı şekillerde verilmiş ama geniş açılı üçgenden bahsetmiş. Tabanı belli, yüksekliği belli. Bakın burada da karenin bir kenar uzunluğunu bulma bilgisinden yararlandık. Gelelim en son sorumuza. Bakın en son sorumuzda bir dik üçgen var. Şöyle dik olduğunu yazalım. Aklınızda soru işaretleri oluşmasın. Bakın bir dik üçgen var. Burada AC kenarına ait yüksekliğin ne olacağını bize sormuş. Şimdi hemen düşünüyorum ben. Diyorum ki AC kenarına ait yükseklik B noktasından çizilen bu çizgi X santimliği. Bu ne üçgense nereden bulabilirim ve yükseklik kavramını biliyorsak üçgenin alanında. Şimdi bir üçgenin alanı dik kenar uzunluklarını çarpımı bölü 2 veya eşittir diyorum. Bir taban ve bu tabana ait yükseklik ile bulunur. Bakın 20 çarpı x bölü 2. Burada bu denklemi çözmeye çalışırsanız bakın ikiler aynı. Siliyorum ikileri hiç yapmayın. 16 çarpı 12 eşittir 20x derse
Bu denklemi çözerken eşitliğin her iki yanını 20 ile böldüğünde 9,6 santim olarak bulabiliriz. Bakın bu videomuzda temel kavramlardan ilki yükseklik kavramında. Bir üçgenin yüksekliği çarpımı olabilir, üç köşesinden de çizilir ve bu yükseklikler kesişir. Dik üçgende iki tane yükseklik hali hazırda bellidir, diğerini ise 90 dereceden karşı kenara çiziyorum. Önemli olan ve bize sorularda oldukça karşımıza çıkan geniş açılı üçgende. Geniş açılı üçgende ise bakın uzantılarına çiziyorum. Dikkat edin. Sadece geniş açıdan devamını çizdim. Burada da üçgenin alanlarıyla alakalı karşılaşabileceğim sorulardan söz ettik arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda temel üçgenin diğer temel elemanları, kenarortay, açıortay vesaire bunlarıyla devam edeceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.